Faydalı Arkadaş kanalından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün sizlere bilgisayarının hızını artıracak garanti çözüm önerilerinden bahsedeceğim. 8 tane yol göstereceğim. Videoyu sabırla dinlerseniz gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bilgisayarımızı hızlandırmak için yapabileceğimiz ilk şey başlangıç ayarlarımızı gözden geçirmek olabilir. Peki nedir bu başlangıç ayarları? Bilgisayarımız ilk açıldığında arka planda çalışan, karşımıza çıkan bazı programlar vardır. Biz bu programlardan önemsiz gördüklerimizi devre dışı bırakabiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu? Görev çubuğuna geldim, sağ tıkladım, görev yöneticisine geldim. Şunu büyütüyorum. Bakın şurada başlangıç var. Başlangıcın üstüne geldim. Daha sonra bakın dikkatinizi çekmiştir. Durum diye bir çubuk var. Bunlardan bazıları etkin, bazıları devre dışı bırakılmış. Bu etkin olanlar bilgisayarımız açılır açılmaz Windows'un arka planında çalışan uygulamalardır. Birçoğu RAM'inizden yer, sisteminizi yavaşlatır. O yüzden burada şu sütunda önemsiz gördüklerinizi devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin ben Opera tarayıcımı çok sık kullanmıyorum. O yüzden şunu devre dışı bırakabilirim. Skype aynı şekilde devre dışı bırakabilirim. Ve Yandex uygulamamın bilgisayar açılır açılmaz karşıma çıkmasını istemiyorum. Örneğin bunları da devre dışı bırakabilirim. Sizler de görev çubuğundan görev yöneticisine gelip şurada başlangıçta karşınıza çıkmak istemediğiniz uygulamaların, arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Bilgisayarımızın hızını arttırabilmek için yapabileceğimiz bir başka önemli şey ise bilgisayarımızı en iyi performans için ayarlamaktır. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Nasıl en iyi performans için ayarlayabiliriz? Buradaki klasör simgesine tıkladım. Daha sonra bakın bu bilgisayar var. Bu bilgisayarın üzerine sağ tıklayıp özellikler diyorum. Daha sonra gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyorum. Gelişmiş sistem ayarları tıkladım. Ayarlar dedim. Bakın şöyle seçenekler gözüme çarpıyor. En iyi görünüm için ayarla. En iyi performans için ayarla var. En iyi performans için ayarlaya tıkladığımda görüyorsunuz burada bütün tikler kalkmış durumda. Ben tamam dediğimde bilgisayarımın performansı bir miktar artacak. Ancak buna karşın grafikleri ve görüntüleri bir miktar daha düşmüş olacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarımız görüntü ve grafik için değil de performans için daha fazla harcayacağı için bilgisayarımızın performansı bir miktar artacak. Peki bu grafik ve görüntülerdeki azalma çok önemseyeceğimiz boyutlarda mı? Bence değil. Örnek vermek gerekirse daha önce ne oluyordu? Ben bunu sağa sola ileri geri hareket ettirdiğimde içeriğini de görebiliyordum. Artık göremiyoruz mesela. Sürüklenen pencere içeriğini göster. Bu daha önce aktifti. Şöyle kaydırdığımızda içeriği de görüyorduk. Ama artık mesela şöyle olacak. Veya işte yazılar bir miktar değişti. Şöyle durumlar oldu. Mesela şöyle bir klasöre girdim. Bakın şuradaki resimleri görüyor musunuz? Buradaki resimlerde daha önce küçük resmini görürdük. Küçük resminden içeriğine tıklamadan anlardık. Bu kalabilir mesela. Ben bu özelliği seviyorum. Onun için de şunu yapıyorum. Tekrardan geldim bu bilgisayara. Özellikler dedim. Gelişmiş sistem ayarları. Ayarlar, simgeler yerine küçük resim göster. Ben bunu seviyorum. Bu kalabilir. Aynı klasörü açayım. Bakın görüyor musunuz? Küçük resimlerini görüyorum. Veya siz doğrudan aynı yerden en iyi performans için ayarlaya tıklayıp bilgisayarınızın performansını ciddi bir miktar arttırabilirsiniz. Bilgisayarımızı hızlandırmak için yapabileceğimiz bir başka çok önemli şey ise C diskini temizlemek. C diskini temizlemek için öncelikle bilgisayarımızdaki geçici dosyaları silerek işe başlayabiliriz. Bunun için arama bölümüne çalıştır yazıyorum. Tıkladım şuraya. Çalıştır bölümüne %temp %temp yazıyorum. Şöyle bir klasör karşıma çıktı. Temp klasörü İngilizce'de temporary, geçici anlamına geliyor. Yani adı üstünde geçici ve gereksiz dosyaların saklandığı klasördür. Bu klasördeki dosyaların hepsini seçip sileceğim. Delete tuşuna bastım. Arada silinmedikleri olabilir. Önemli değil. Atla deyip geçebilirsiniz. Silebildiklerini sildi. Şimdi de yine çalıştır bölümüne %temp yüzde değil de yüzdelerini siliyorum. Sadece temp yazıyorum. Tamam dedim. Bu klasörde de bulunan dosyaların tamamını seçip delete tuşuyla
siliyorum. Arada yine silemedikleri olabilir, önemli değil, atla deyip geçiyorum. Bu klasördeki şeyleri silmek sizi ürkütmesin. Bilgisayarımıza herhangi bir zarar verecek bir işlem yapmıyoruz şu anda. Son olarak yine çalıştır bölümüne şunu yazacağım. Prefetch yazacağım. Prefetch yazdım. Doğru yazmak lazım. Tamam'a tıkladım. Yine bu klasördeki her şeyi seçip delete tuşuyla siliyorum. Yani bu şekilde biz geçici hafızamızdaki birikmeleri bir miktar temizlemiş olduk. Daha sonra da birçoğunuzun aşina olduğu şu işlemi yapacağım. Yerel C'ye geldim. Sağ tıkladım. Özellikler dedim. Disk temizleye tıkladım. Bakın burada şunlara da tiklerini koydum. Yalnız burada geri dönüşüm kutusunda ve indirilenler bölümü çıkıyorsa karşınıza, onlarda önemsediğiniz dosyalar varsa tik koymayın. Tamam'a tıkladım. Dosyaları sil diyorum. Bu işten bir miktar sürenizi alabilir. Sabırla bekleyin arkadaşlar. Daha sonra sistem dosyalarını temizleye de tıklıyorum. Bir miktar bekliyorum. Ve bu işten bu kadar. Verebileceğim bir başka önemli tavsiye de arka plan uygulamalarını kapatmaktır. Onun için arama bölümüne geldim. Arka plan uygulamaları yazıyordum. Hemen çıktı zaten. Tıkladım üzerine. Şöyle bir ekran çıktı karşıma. Burada görüyorsunuz bir sürü arka planda çalışan uygulama var. Bunlar neden bilgisayarın arka planında çalışsın, bildirim göndersin bize eğer kullanmıyorsanız. Bunların tamamını istiyorsanız kapatabilirsiniz. Şahsen ben kapatıyorum. Faydasını da görüyorum. Verebileceğim bir başka tavsiye de basit ama unutulan şeyleri tekrardan gözden geçirin bence. Bunlar nedir? Örneğin burada güç tuşu var. Bu güç modunun en iyi pil ömründe değil de en iyi performans skalasında olduğuna emin olun. Eğer laptop kullanıyorsanız şarja da takın. Ayrıca birçok kişi tarafından bilinir ama masaüstünün şöyle sade bir halde olmasına özen gösterin. Masaüstümüzün çok karmaşık olması da bizi yavaşlatabilir. Ayrıca girin denetim masasına, program kaldıra. Şöyle bir göz gezdirin bakalım. Uzun süredir kullanmadığınız, boşu boşuna yer kaplayan uygulama, program vesaire var mı? Bu üçü bilinir ama zaman zaman gözden kaçırılır. Ben yine de bunları bir hatırlatayım dedim. Şimdi göstereceğim yöntem bilgisayarınızı en fazla hızlandıracak yöntemlerden bir tanesi. O yöntem de yüksek karşıtlığı açmak. Nasıl açıyoruz bunu? Sağ tıkladım. Kişileştir dedim. Daha sonra bakın yüksek karşıtlık ayarları var. Onun üzerine tıkladım. Yüksek karşıtlığı aç diyor. Bu birazcık radikal bir karar. Hani bilgisayarınız çok fazla yavaş değilse bunu uygulamak istemeyebilirsiniz. Çünkü neden? Göreceksiniz. Yüksek karşıtlığı açıyorum. Bir süre bekliyorum. Bakın bilgisayarımın görüntüsü şöyle bir hal aldı. Mesela internete gireyim. İnternete girdiğimde de şu şekilde siyah bir tema ile karşılaşacaksınız. Veya herhangi bir klasör açtığımda da şu şekilde bir tema ile karşılaşacaksınız. Buna alışması biraz zor olabilir. Pek görsel olarak hoşunuza gitmeyebilir. Ama dediğim gibi bilgisayarınızın hızını ciddi manada hızlandıracak bir yöntemdir. Örneğin ben masaüstü bilgisayarımda bu yüksek karşıtlığı açtım. Çünkü laptopumdan çok daha yavaş olduğu için faydasını görüyorum. Ancak laptopum için böyle bir yönteme ihtiyaç duymadım açıkçası. Özetle bu tema sizi rahatsız etmeyecekse, bilgisayarınızın çok yavaş olduğunu düşünüyorsanız göz önüne alınabilecek bir yöntemdir bence. Bir sonraki yöntem size para harcatacak bir yöntem ama en garanti olan yöntem SSD disk satın alın diyorum. Bu SSD disklerin klasik hard disklere oranla çok büyük avantajları var. Bunlardan en önemlisi hız arkadaşlar. Bu disklerin üzerinde eski hard disklerdeki gibi hareketli mekanik bir yapı yok. Veri okuma, veri yazma çok çok daha hızlı bu disklerde. O yüzden SSD disk almanızı öneririm. İnternetten araştırabilirsiniz fiyatları. Tabi dolara endeksli olduğu için değişkenlik gösterecektir. Peki nasıl takarız bu SSD diski? Bunun ayrıca videosunu çekmeyeceğim. Yazarsanız YouTube'a SSD disk nasıl takılır diye dünya kadar video çekilmiş bu konuda. Benim çekeceğim videoda bunlardan çok farklı olmayacağı için
Bu videonun herhangi birini izleyip SSD diskin nasıl takılacağı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Gerçekten en net ve kesin yöntemlerden biridir. Bir sonraki yöntem de hazırda beklet seçeneği. Bilgisayarınız başlangıçta çok ağır açılıyorsa, kendine gelmesi çok uzun oluyorsa bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ben bunun videosunu daha önce çektim. Şu anda ekranınızda görüyor olmanız lazım. O videoyu da göz atarsanız pişman olmayacağınızı ümit ediyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.